Amasya'da lise öğrencileri görme engelli bireylerin kullanması için konuşan fırın tasarladı. Ses komutlarıyla çalışan fırın Teknofest'te Türkiye ikinciliği elde etti. Sudova, Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik elektronik alanı öğrencileri Adem Özbektaş, Efecan Diştiş, Recepcan Ekşi'nin tasarladıkları fırın görme engellilere yemek yapımında kolaylık sağlayacak. Fırının ilk prototipi Teknofest 2023'te büyük beğeni toplayarak engelsiz yaşam kategorisinde çok sayıda proje arasından ikinci seçildi. 20.000 TL'lik ödül kazanan liseliler İstanbul'daki yarışma sonrası ara vermeden çalışmalarına yeniden başladı. Börek. Börek programını seçtiniz. Börek. Börek programını seçtiniz. Sizin için pişirme süresini ve sıcaklığını ayarlıyorum. Pişirme işlemi tamamlandı. Engelsiz fırın. Biz bu projeyi görme engelli bireylerin daha rahat yemek pişirmesini sağlayabilmek için kullandık. Projeyi geliştirmemizin amacı da buydu. Fırınımız görme engelli bireyin sesiyle çalışıyor. Mesela görme engelli birey fırına komut vermek isterse ilk önce fırını açmak için fırın der. Daha sonra belirtmek istediği, yani yapmak istediği komut uygular. Örnek olarak fırın neredesin dediği zaman fırın kullanıcıya yerini belli etmesi için bir ses ve ikaz verir. Ses çıkarmaya devam eder. Kullanıcı önüne geldiği zaman sensörler yardımıyla kullanıcı algılar ve daha sonra programı nasıl kullanacağını ve hangi programları seçmek istediğini sorar. Biz Teknofest'te engelsiz yaşam kategorisinde liseler seviyesinde ikinci olduk. Türkiye ikincisi. Yani biz aslında bekliyorduk. Biraz çünkü iyi hazırlanmıştık. Uzun zamandır da hazırlanıyorduk. Ve böyle bir başarı bizim için de çok iyi oldu. Bu fırını geliştirerek daha da çok yararlı olması ve patentini almak da istiyoruz. Tüm fonksiyonlarıyla bir fırın yapmayı düşünüyoruz. Kullanıcı için fırının kapağının da otomatik açılması, içindeki tepsinin otomatik olarak pişirme sonunda dışarıya çıkarılması gibi hedeflerimiz var.